Efendim merhabalar. Total War Warhammer'a hoş geldiniz. Geçen gün canlı yayınlamıştım. YouTube'da yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediğim için bir Emre Özkılıç bana Warhammer öğretmişti, Total War öğretmişti. Ben de onun önerisiyle bir Empire kampanyasına başlamayı deneyeceğim. Bakalım nereye gidecek. Onu öğretmişti derken Total War'u elbette biliyorum. İlk çıktığından beri de çok oynamıştım vardır. Bu versiyonu gerçekten çok az oynadım. Warhammer 1'i azıcık oynadıydım zamanında ama 2'yi pek oynamadım. Ama Emre de öğretti. Birazcık da interfesine falan da alıştım. Sanıyorum neden bahsedildiğini kabaca anladım. En azından oynamaya başlayabilecek kadar. İşin öte tarafı zaten Warhammer dünyasıdır. Warhammer dünyası ile ilgili de kimseden öğrenecek değiliz Warhammer'ı. Humanları oynamamızın sebebi de karakterleri roleplay etmekti. Çünkü roleplay önemli. Şimdi campaigns demiş. New campaign. Mortal Empires. Bu uzun büyük oyun. Eski dünyada geçen. Conquest, Monquest bir sürü şeyler. 1 milyon tane tabii race var. Ben de bütün DLC'ler yüklü değil sanıyorum ama bu bile zaten Allah neler oluyor diye yeterli olur. Mortal Empires oynayacağız. I fight for the greater good. Senden bahseden yok. Sen çekil. Nerede Karl Franz? Şimdi Empire'ın insan imparatorluğunun iki tane karakteri var. Büyük Mage var. Neydi bu herifin adı? Ünvanı bir şey var. Ama delikanlı gibi. Karl Franz'ı oynayalım. Bir kere adı bu adamın adına Warhammer dünyasına girdiğim günden beri hayran olmuşumdur. Yani bu Warhammer'ın çiğ geyiğine o kadar uygun ki adamın adının Karl soyadının Franz olması. Reichland'dayız. Diyor ki Imperial Authority. Şimdi anladığım kadarıyla hikaye Karl Franz'ın tahta geçmesi ve bir isyanla, iç isyanla karşı karşıya kalmasıyla başlıyor. İmparatorluk bir yana, koca bütün Germanya bir yana, Karl Franz'ın kendi ülkesi olan Reichland dahi şey durumda. İsyan halinde ve parçalanmış durumda. O sebepten de önce kendi ülkesini toparlaması, ondan sonra imparatorluğu bir araya getirmesi, elektor kontları, imparatorluğu yöneten elektor kontları kendi hükmüne ikna etmesi, kendine biat ettirmesi, ondan sonra da o imparatorluğu yayması söz konusu. Böyle bir oyun. Şimdi long short bilmiyorum. Nereden seçiliyor acaba long bilmem ne, short bilmem ne. Movie dediğin nedir abi? Karl Franz'ın bir movie'si varsa onu bir görelim tabii. Ha. Bu da gösteriyor. Evet, steam tanklar. Şimdi efendim Warhammer dünyasını herhalde izleyen insanların çoğu biliyordur ama bilmeyenler için Avrupa temelli bir dünyadır. Bütün hemen hemen bütün Batılıların yazdığı settingler gibi elfler İngilizdir. Ama bu bunu saklamaz. Elfler Avrupa'nın batısındaki bir adada yaşayan üstün bir ırktır. Ve imparatorluk da insan imparatorluğu da asıl Almanya temelli bir yerdir. Büyücülük, kaos, orklar, vampirler herkesle mücadele halinde. Acımasız, sürekli savaşın olduğu ve o savaşın içinde de bitmeyen bir mücadelenin olduğu bir dünyadır Warhammer dünyası. Empire de bu dünyanın ortasındaki büyük insan imparatorluğudur. Teknolojik olarak da işte barutu biraz kullanırlar, birazcık büyücülük yaparlar, her şeyden birazcık yaparlar. Hiçbir şeyde çok özellikle uzman değillerdir ama her şeyden yaparlar. Uzman oldukları şey savaş makineleridir. Böyle bir faction'dır. Bu da bize onları anlatıyor herhalde. Imperial Authority diyor, iç politikayla uğraşacaksın. Konfederasyonlar, vasalaj bilmem ne yoluyla imparatorlukta otoriteni sağlayacaksın diyor. Elektor kontları toplayıp ha oha. Allah Allah, yerine başka kont falan atayabiliyoruz. İlginçmiş. Acaba bizim patronları elektor kont yapabilir miyiz? Göreceğiz. Her türlü ünitesi vardır. Çeşitli magic lore'larına doğru her türlü magic yapabilirler ama magic son derece kontrollüdür. Çünkü büyü yaptığın zaman bu dünyada ortalıkta demonlar beliriverir, kaos geliverir. Son derece kontrollüdür. Bir kolej vardır Altdorf'ta. Altdorf sanıyorum bizim de başkentimiz olsa gerek Reichland'ın. Ve her türlü büyücülük de kontrollü şekilde de olsa yapılır. Şimdi efendim evet, Reichland demiş ki diplomatic relations artı 10 with the Empire. Tamam, Empire dediği kim acaba? Tüm humanlar değil.
Herhalde bu 13 tane midir? 13 tane elektor kontlukla ilişkilerimiz iyi. Lordlarımızı yukarıdan recruit ediyoruz. Güzel. İyiymiş o. Lordlarımız ordularımızı kuran adamlar çünkü. Orduların başındaki adamlar. Lord olmadan ordu olmuyor. Her biri bir lord karakter. Aslında birer Warhammer ordusu kuruyoruz her lord karakterin altında. Bütün karakterlerimiz campaign map'te hızlı hareket eder diyor. Güzel. Reichsguard ve Greatsword'lar ucuzdur. Ucuza upkeep yapılır. Reichsguard, Reichland'a özel bir knight order'ıdır. Bir şövalye tarikatıdır. Onları ucuzmuş. Bir de Greatsword'lar da elit zırhlı kapıkullarıdır. Reichland'ın. Bunları upkeep'i ucuzdur diyor. Lordumuzun da bunlar Karfranz'ın özellikleri. Ha, tamam. Şimdi daha iyi oldu. İmparatorlukla iyi anlaşır. Lordlar iyi şey yapar. Hızlı gider. Ve Reichsguard ve Greatsword'u tercih eder. Ama bunlar hep elit ünitler. Bunlar oyunun başında elimizde olmayacaktır. Ayrıca ordusuna da 8 leadership ekler. Bu 100 üzerinden civarında bir şey. Başlangıçta diyor elinde bir Reichsguard vardır. Reichsguard tabi şok cavalry. Charge ettiği anda güçlü olan bir cavalry. Anti infantry'ymiş. Charge ettikten sonra kombatın içinde çok uzun süre kalmaması gereken bir tür şok cavalry. 45 kişiler bu nedir? Saklanabilirler. Peki, çok klasik bir şövalye tarikatıdır. Elimizde bir tane ağır süvariyle başlıyoruz. Ağır zırhlı knight birliğiyle başlıyoruz. O iyi. Ayrıca bir halberdier ile başlıyoruz. Halberd demek anti-large. Bütün spearlar gibi. Large atlılar da large sayılıyor. Her türlü canavar da large. Ama herkese karşı defense charge yiyor. Tamam, charge etmeyeceğiz demek ki bununla. Ve armor piercing vuruyor. Spearman'in iyi olanı kalkanı yok. Ama armor piercing vuruyor. Charge yiyip. Peki. Böyle bir ünitemiz var. Handgunner'larımız da armor piercing misail atıyor. Yalnız bunlar arkadan atamıyor. Ön sırada olmaları gerekiyor. Tüfekli bir takım armor piercing mermi atan adamlarımız. Grup elimizde bunlar var. Pekala. O zaman start campaign diyelim. Her şeyi okuduk. Ne yapmamız gerektiği de belli. Önce kendi ülkemizdeki isyanı bastıracağız. Ondan sonra da Reichland'ı bir araya topladıktan sonra İmparatorluktaki elektor kontları kendimize bağlayacağız. Sonrasına zaten bakarız. Orası herhalde mid game. Start campaign diyeceğim. The green skin threat is extinguished, sire. Yet the fight to secure your rule has only just begun. Pekala. The empire is beset by civil war once more. Secessionists hostile to your election as emperor are trying to form a breakaway province to the south. Allah Advance, Allah. Allah crush Allah. them, and bring the lands back to your sovereign rule. Evet. To the north, Boris Todbringer of Middenheim, Boris a bitter rival in the recent election, Middenheim. is openly hostile. A clash with Todbringer Hostile. and the wolves of Middenland may well be unavoidable if Saldıracaksın you wish yani. to unify the empire. Allah Allah. Plan for this eventuality. The empire has ever been besieged by foes, but you are a prince of Altdorf. Doğru. Greatness runs in your very blood. Ver gazı. Make the Heldenhammer proud. Hadi bakalım. Evet. Pekala. Adam daha tahta. Bugün geçti. How they play. The Empire is known for its electoral cons, internal politics. Peki iç politika. Sürekli kargaşa. Prestijimiz var. Bu prestijimizi yükselterek iç politikaya müdahale edebiliyoruz. Ve otoritemiz sıfır şu anda. Otoritemizi yükselttikçe de hem growth ve tax rate artıyor hem de elektor kontların bağlılığı artıyor. Yani bu Imperial Authority'nin yükselmesi lazım. Noble action'lar mesela expansion. Gayet noble'dır. Bir şeyler kazanarak büyük binalar yaparak. Evet, imparatorluktaki iç kargaşalara müdahale ederek prestij kazanırsın. Oradan da otoriten yükselir. Elektor kontların sana bağlılığı yükselir. Ayrıca prestijle adamları evet bana olan ilişkilerini de geliştirebiliyoruz. Elektor kontlar her bir devletin başında varlar.
İkna edebilirsin ama bazılarını dayak atman gerekebilir. Olabilir. Olabilir. Bir devletin, bir provinsin demek istiyor herhalde. Capital'ını ele geçirince Capital alınca oluyor. Elector Count'unu atıp yerine yenisini de seçebilirsin diyor. Runefang'leri var. Her devletin tabii. İmparatorluktaki 13 tane sanıyorum 13'tür sayısı. 13 tane kontluğun her birinin kendine özel magical bir kılıcı vardır. Daha da ötesine gerek yok Empire'da 3 aşağı 5 yukarı. Biliyoruz yani. Mission. Defeat an army. Evet şimdi bakacağım onlara da. Secessionistlerin, isyancıların bir ordusunu döv diyor. Toplaşıyorlar. Güçlenmeden vur. 1000 treasury, 300 prestij getireceğim diye bir mission verdi bana. O da burada. Şu muydu missionlar? Evet. Bir isyancı ordusunu döversen 1000 gold veririm diyorsun. Kaç goldun var? 6000. 1750 gelirim var. 1000 gold kötü bir para değil bizim şu anda. Army upkeep'im yani benim army upkeep'imin bir törlük parasıymış. 1131. Army'me bakacağım. Ama önce şöyle bir hikayeyi hatırlayalım. Şimdi nasıldı bu? Kaan mıydı bu interface'i kapat? Şimdi ne diyor? Reichland burasıdır diyor. Diplomatik status. Sarılar ben miyim? Yahu Reichland'ın kendisi bile kırmızı ya. Peki Reichland burasıdır diyor. Önce Reichland'ı topla ondan sonra bu haritaya bak diyor bence bu. Herhalde Middenland, Talabekland, Stirland, Visenland bir sürü land var. İmparatorluk bu görünen yer. Bunun dışını zaten bilmiyoruz bile. Ki Fog of War keşfedilmemiş bile yani. Vallahi mi? Bretonya'yı falan da bilmiyoruz. Ama Ultuan'ı biliyoruz. Yaklaşık yerini biliyoruz. İşte burası Elflerin kıtası. Batıdaki bir adada yaşayan üstün ırk. İngiltere'nin yerini biliyoruz. Almanya'nın yerini biliyoruz. Onun dışını bilmiyoruz. Kuzeyimizde Vikingistan, batımızda Bretonya, doğuya doğru da vampir ülkeleri var. Vampir ülkeleri derken bunların bazıları hatırladığım kadarıyla zaten kontlar. Aç abi bunu tekrar. Şimdi imparatorluğu yönetme meselesine sonra geleceğiz. Biz Reichland'a bakalım. Altdorf bizim başkentimiz. Ve Altdorf dışında İmparator Reichland'ın bu nedir abi? Rezalete bak. Reichland'ın 3 tane daha şehri var. Übersreik, Yukarı Reich herhalde. Reich ırmağı, şu ırmak sanıyorum. Tabi buradan Middle Sea'ye dökülür. Reich ırmağı üzerinde kurulu tek şehrimiz Altdorf gibi görünüyor. Eilhard var ama o köydür herhalde. Küçücük bir yer, bir nüfuslu bir yer. Gerçi Altdorf da bir nüfuslu ama city. Grünburg, Übersreik, Eilhard, Helmgard. Bunların hepsi Secessionist isyancıların elinde. Burada bir isyancı şeyi var. Helmut Ludenhof. Dayağı atacağım adam sensin galiba. Ondan sonrasında bakarız her bir şehrin, köyün ya da yerleşimin ne olduğuna. Grünburg, Übersreik, Helmgard ve Eilhard. Bunlar bizim oyunun başında bizim için çok önemli kelimeler olacaklar. Şimdi burada adamımız duruyor. I command here. Karl Franz. Dragon Tooth diye unik bir kılıcı var. Bu herhalde şey. Evet. Elektor kont olduğum için bende. Benim şeyim, kılıcım. Dragon Tooth. Public Order. Bulunduğum provinste, provins hepsinin topluca adı. Yani bu Reichland bir provins mesela. Reichland'da artı 5 Public Order. Ayrıca melee atak, weapon strength, magical vururum. Magical damage sayılır. Savaştan sonra loot ihtimalim, loot oranım yükselir. Ayrıca da 39 saniyelik active ability'm var. 40 metre yakınımdaki bütün elaylara melee atak ve leadership veririm. 40 saniye boyunca. Güzelmiş Runefang. Bunu bir şöyle bir görelim. Evet, basic armor. Hiçbir şeyim yok. Dragon Tooth. Bu kılıç var elimde. Special, magical, talisman filan. Hiçbir şey yok. Bunları da biliyoruz. Upkeep'im, Electric Count ve State Troop Units. Bu special unitleri de upkeep'i ucuz. Knight'ları kendi orduma yukarı level'dan alırım.
Güzelmiş. Knight'çı bir adam. Knight kim bilir ne zaman ne Knight'ı. Ordumda 1131 gold per turn upkeep'i var. Ordumda Halberdier'lar var. Demin bakmış mıydık? Yok. Ha, bu special. Bana ek verdi. Aslında o zaman normalde ordu Knight'lar, Handgunner'lar ve Halberdier olmayınca aslında bir Swordsman, bir Spearman ki shield'ı da yok. Anti-large charge defense against large foes diyor. Bir tane uyduruk Spearman, bir tane basic Swordsman. Çok iyi armor yok, shield var. Bir de Crossbowman, good range, armor piercing değil. Peki yani böyle bir potpourri şeklinde bir ordum var. Bir halberd, bir sword, bir spear, bir handgun, bir crossbow. Böyle her çeşit Empire unitinden şey yapmış. Ama Sigmar diye bayrağım var. Önemli olan o bayraktır. Böyle bir orduyuz. Ve şurada bir ordu vardı. Helmut Gudenheimer. Neydi herifi? Ludenhof. Helmut Ludenhof herhalde bu ordu dövsem de oldu ya bu işinde. Olur. Helmut Ludenhof'u dövmeye gideceğim herhalde. Şurası Altdorf'un sınırı. Burada Grünburg başlıyor. Adam Grünburg'un sınırında duruyor. Winds of Magic 0 falan falan. Peki Altdorf nasıl bir yerdir? Bilmem nedir'e bakacağım ama Grünburg'u Brunt alabilir miyim acaba? Sarı move'umla alamam. Alamasam da yine de Total War'un bence genel bir kuralıdır. Önce army move'larını ve savaşlarını yap. Çünkü o move'lar ve savaşların sonunda şehirlerine vereceğin emirler değişebilir. İki kere iş yapma. Yenilirsin, önüne bir şey çıkar, beklenmedik bir olay olur. Bu yüzden Helmut Gudentagen Hagen Fagen'e dümdüz saldıracağım. Ondan sonra da kendi ülkemde kalıp Altdorf topraklarında kalıp Grünburg'u alamayacağım gibi görünüyor. Sarı move'um yetmiyor. Herife bir tane vururum. Sonra adam toplar. Girerim her el. Kaç? Lokal 3 tane adam toplayabiliyorum. Bu da Swordsman ya da Spearman olabiliyor. Pekala. Ona bakacağız. Önce çünkü Recruit Stance neydi o Stance'ın adı? March. İşte Recruit Stance'e geçmeden önce savaşı yapmam lazım. Şu herifle bir dövüşelim bakalım ya. Helmut Ludenhof. İsyan etmek neymiş? Önceden yapılması gereken bir şey yok. Go! Ulrich's will! Bunu biraz hızlandırmak lazım. İnşallah unutmam. Karl Franz, birinci level. Helmut Ludenhof, birinci level. İsyancılara saldırıyoruz. Grünburg'da, Terrain Grassland. Pekala. Haritayı görmüyor muyuz? Burada bu haritayı göster diye bir seçenek yok muydu ya? Elector Count of Reichland. Haritayı göster. Gösteremiyor. Retreat, Auto Resolve. Şurada hemen her savaştan önce Quick Save'e basmak alışkanlık olmalı. Help Pages. Bu Pre-Battle. Abi haritayı nasıl gösteriyorsun? Sonra mı? Ordumuzu biliyoruz. Her türlü üniteden bir tane var. 3 tane Infantry'm var. Bunların ikisi Anti-Large. Ama herifin Large'ı bir şey yok. Adamın elinde 2 Sword, 2 Spear, 1 Crossbow var. Peki yani benim hem shooting üstünlüğüm var hem de knight'larım var zaten. Bir de ben varım. Asıl knight'larım var. Demek ki orduları karşı karşıya getirip çarpıştıracağız. Ben gidip Helmut'u savaş alanında yakalarım. Reichsguard'da knight'lar da arkaya dolaşıp crossbowmenleri temizleyip adamın battleline'ına girerler. Şu anda battleline'ı görmeden plan yapıyorum ama çok klasik bir Empire battle plan yaptım. Bakalım. Hadi go. Evet. Adamların yerini bilmiyoruz. Şu haritayı şöyle tepeden... Şöyle bir görelim önce. Ben neredeyim ben fazı? Bir vadi var. Biz vadide tepedeyiz. Bunlar vadinin ortasında aşağıdalar. Bunlar güzel hareketler. Akıllıca. O zaman bizim zaten yapmayı düşündüğümüz şey adamları frontal engage edip Reichsguard'ı arkalarına sürmekti. Bu vadi boyunca geliriz. Peki. Girelim abi içeriye. Şimdi o zaman kanatlarda birer tane, buna zaten alışmak lazım. Zaten bir tane Swordsman'i var. O yüzden çok da şey değil. Ama ne tarafta bunun Spearman'leri? Bu kanadında Spearman'leri.
Demek ki biz sol kanattan Reichsguard'ı edeceğiz. Spearman'den uzak duralım. Bu da mı Spearman? İki Spear, iki şey. Peki Reichsguard'ı şöyle koyalım abi. Mümkünse soldan girsin. Ben şurada duracağım ortada. Handgunner'lar sağda kalsınlar. Karşılarına Spearman denk gelsin. Çünkü Spearman'lerden vurmaları iyi olur. Sonunda Reichsguard eninde sonunda kendini Spear'la karşı karşıya bulacak. Handgunner'ı ön sıraya koymam gerekiyor bu herifler. Çünkü şeysiz atış edemiyor. Ben neredeyim ben? Niye oraya gittim ben? Abi Handgunner niye burada bu? Allah Allah. Grup et bunları. Şimdi grup olarak koy. He, o zaman bu sırayla. Grup oldukları zaman bu sırayla koyuyor. Peki. Abi şöyle bir formasyonda geliniz. Hep birlikte. Handgunner'lar siz çatışma başladığında Fire at Will'siniz. Skirmish modda olun peki. Crossbowmen'le arkamızdan gelin. Sizin zaten çok fazla bir şeye girmenize gerek yok. Sadece guard modda olun. Siz de guard modda olun. Çünkü birini seçtiğimde atış etmek için kaçmaya başlarlarsa Emre'den öğrendiğim kadarıyla o da kovalıyormuş atış edeceğim diye. Abi birini atış ediyorsan ve kaçarsa kovalama. Git başka hedef seç. Bunun dışında bir yanımda Spearman'ler, bir yanımda Swordsman'ler, Halberdier'ler, Reichsguard arkada. Bu şekilde bir çatışma. Hadi bakalım. İlk çatışmamız isyana bastırmaya başlıyoruz. Şimdi abi onlar geliyorlar. Şöyle bir oyunu pause edip ya da pause etmek yerine çok slow motion'a dalabiliyor muyuz? Neyse oyuna alışana kadar pause edip emirleri hatırlayalım. Şimdi sizi tek bir grup yapar kitlersem bu formasyonda hareket ettirebiliyorum. Çok da fazla ilerlemenizi istemiyorum. Bu vadi iyi. Vadi üstünlüğünüzü şöyle kullanabilirsiniz sanıyorum. Şöyle gelirseniz Crossbowman arkada. Evet bu formasyonda şu şekilde geliniz. Böyle durunuz. Hadi bakalım. Nereye gittim acaba? Ben de başladım. Runefang'in ability'si buradan mı kullanılıyor? Kaçtı bu? 39 saniyeydi. Deploy oluyoruz. Karşılarına. Siz de bu kanadımıza doğru geliyorsunuz. İyi ediyorsunuz. O zaman Reichsguard. Şu anda görünmüyor musun? Bir dakika. Bu ne demek? Haa. Hidden. Reichsguard hidden. Bu güzel. Şu anda burada Heavy Cavalry sakladığımın farkında değilsiniz. İyi. İyi. Devam. Biraz kaçınılmaz oldu. Uuu. Ateş başladı. Gerçi ben sizi bu kanada koymak istiyordum ama artık ne yapalım. Abi şimdi dedi ki Emre, kilitliyse grup dümdüz ileri bastığında herkes önündekiyle engage olur. Deniyorum. Acaba ne oldu? Ben yalnız Helmut Ludenhof'a gidiyorum. Bu zaten gidecekler. Herkes karşısındakinde dövüşecek. Yani kim nereye gidiyor? Oynat bakayım. Sen ne dedin şimdi? Bir dakika onu göreyim. Sen Swordsman'e gidiyorsun galiba. Düz karşıya gidiyor. Bu iki üniteyle girecek ama ben de varım yanında. Bu da Spearman'e girecek. Tamam. Birazcık daha şey yapıp kaçınılmazlaştığı anda Reichsguard'ı çıkardım. Çok güzel atış var sol kanattan. Crossbowman atış yapıyor. Her şey çok güzel. Reichsguard zamandır abi gel. Şu arkadaki Crossbowman ilk hedefin. Geliyor musun? Geliyor. Koş 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 koş. Tamam artık çatışma başladı. Sadece bu Spearman'imiz, sağ kanattaki Spearman'imiz iki Spear'la karşı karşıya. Oraya yardım gerekecek. Ama ben Runefang'imi açıyorum. Ve bu okçulara charge diyorum. Atış sen yapamıyor musun şu anda? Buna yapmayı dene abi. Charge 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 charge. Atıyoruz. Herkes atıyor. Çok güzel. Yalnız o zaman zaten siz şu Spearman'e yardım edin. Çocuklar orada kırılmasın. Reichsguard girdin. Herifin... Nerede herifin şeyi? Bunu kırıyor musun? Bunu kırdığın anda Shaken, Wavering, Broken. Gir şuraya arkadan. Ben neredeyim? Bu kaçan kim? Helmut Ludenhof. Hayır abi bu herifi kovalayın. Ben onu kovalamayayım. Ben şu Spearman'lere yardım edeyim. Knight'lar gidin Ludenhof'u bana getirin. Ben de buradan çıkıp şuraya... Ay, ne biçim şey yaptım? Evet. Beceriksizlik işte. 40
kırıyorlar orayı. Ben çok hıyarcı bir hareket yaptım orada ama artık o kadar olur. Yakaladınız bu herifi. Ne yapıyorsunuz? Biz orayı kırarız. Siz bana Dudenhof'u gösterin. Yakalayın pisliği. Ulrich'in, biz Ulrich'in değil, Yas Sigmar'ın çocuklarıyız biz. Yakalayın şu herifi. Hadi abi. Bir tane vurdu. 686. Bizim damage'imiz kaç ki abi? Melee atak 34. Biz o herifi yakalayamayız. Ama kaçtığıyla kalsın. Herkes kaçıyor galiba. Burada bir Shaken. Burada ne oluyor ya? Çocuklara yardım edin abi. Şuraya yardım edin. Ben o archer'ları tek başıma alırım. Hani bakayım. Ben o archer'ları alırım. Kaçın tabii. Enemy Lord is dead. Yürü be Reichsguard. Gel geri o zaman. Victory. Ben tek başıma bu herifleri alacaktım. Ne olur acaba? Ya kaçıyorlar. Gel dal lan. İsyancı pislikler. Yalnız ortadaki savaşı çok iyi yönetemedim aslında. Şimdi Reichsguard'ın yaptıkları sayesinde oldu ama. Ortadaki savaşta çok miskrikler yaptım. Ama güzel. Bu arada bu adamlar kovaladılar dövdüklerini. Kovalamasalar mıydı ona da emin değilim. Bazı kayıplar verdik. Bakalım. End battle. Save replay. Yani şimdi bunun dibi yok tabi. Üstüne konuşulabilecek olan çatışma olursa bakarız. 452 adam deploy ettik. 51 kaybımız var. 279 adam indirdik. Helmut Ludenhof'u öldürdük. O çok önemli. Çünkü ordu dağılacak herif öldüğü için. Kaçamayacak o ordu. Bizim de Halberdier'lar ve Spearman'lar biraz damage yemiş. Swordsman'lar biraz damage yemiş ama o damage'lar halledilir herhalde. Şimdi zaten adam alacağım. Sanıyorum ilk çatışmamızdan alnımızın akıyla çıktık. Evet. Ne oldu? Charmed Shield. Daha bir şeyler buldum. Oo. İkinci level'a çıktım. Çok güzel. 7 melee defense, charm shield, melee damage resistance, missile parry. Aa, çok güzel. Magical kalkan buldum kendime. Şimdi 452 adamdan 51'ini kaybettik. Ludenhof öldü, gri oldu. Çok güzel. O bayrak dağılsın. Seçenekler var. Pardon. Şimdi 293 para fidye karşılığı pardon. Bir gün düşünürüm belki ama şu anda ben devlete isyan etmiş adama pardon mardon olmaz. Execute var. Leadership'miz artıyor. Adamları esir alıp birliklerimizi bütün birliklerimizin üstünde sarı yükseliyor. Ordumuza katıyoruz. İsyancıları. Gerçi çocuklar şimdi belki her dağa çıkanı da terörist saymamak lazım. Tamam peki aklım başına geldi. Tekrar geri gelmek istiyorum, imparatora bağlılık yemin etmek istiyorum diyenleri alın abi. Gerisini biçin.